Sokak muhabbetleri sokak mi, YouTube, YouTube sohbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri. Hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim, doydun mu sen? Doymadım daha. Ha? Bu kız bizi doyuramadı ha. Ben var, yok hiç şikayet edemem, bizi hep doyuruyor. Ama yani lezzetli diye şapur, doymadım. Ben daha çok rupur, daha çok yemek istedim. Şapur şapur yiyoruz. Bıldırcın yumurtası beni doymadı ama yine de böyle... İki tane bıldırcın yumurtası. Ama bir anda şey oldu böyle, açtı dolabı, orada da bir şeyler vardı en azından. Sen evde yemek yapıyor musun? Bir dur ya, bir giriş yapacağız ya. Bir ona dakika kalamam herhalde, portakallı kek. Portakallı kek mi? Portakal. Hemen bir espri yapsın. Portakalla ilgili bir espri yapsın. Portakalla ilgili espri, searching. Portakal orada kal. Başka konuk var mı? Başka bir konuk alabilme ihtimaliniz var mı? Şu anda yok. Sen yemek yapıyor musun evde? Evet. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Mesela evet, şifa çorbası yaptım. Başka? Ondan sonra fırında neydi o? Kuş konmazlı. Astragonot. Somon yaptım. Astragonot diyecek miyim? Asparagus. Asparagus sonra, değil mi? Asparagus. Ondan sonra Türkçesini söylemek istedim. Daha güzel çünkü kuş konmazlı. Aranızda asparagus yapmayın derler mesela. Asparagus. Asparagus. O şeyde de. Lay asparagus. Bir de asparagus şey gibi bir şey mesela. Şimdi size bir büyü yapacağım. Asparagus. Aslında Merlin'lik. Merlin böyle yemek yaparken asparagus. Abrakadabra demeye korkup. Asparagus demek gibi. Asparagus. Abrakadabra ne demek biliyor musunuz bu arada? Tabii ki biliyorum. Neydi bir şey demiştin? Bir şey demiştim. Ben biliyorum, hatırlayamadım. Kesin yaptım, bin kere söylemiştim. Bir kere söyledim. Dedim oldu. Yaptım i̇şte, oldu. İşte dedim. İşte asparagus ne demek peki? Onu biliyor musun? Sokakröportajcı.com YouTube muhabbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika. Bir dakika çekilin. Çekilin, açacağım videoyu, açacak. Muhabbetlere hoş geldiniz. Bugün konuğumuz çok şeker bir insan. Acayip tatlı. Kurumsal hayatı bırakıp video işlerini attı kendine. Şekip Hanım. Yine yemek videoları yapıyor. Abi her zaman ben yapıyorum. Yine sensin ya. Ne yapıyorsun? Kurumsalı bırakmadın mı? Evet, kurumsalı bıraktım. Bu işleri atmadın mı kendine? Kurumsalın açıldı mı? Sonra da Merli konuk olacağız. Önce bir seninle konuşalım. Bugün çok acayip başka bir yerdeyiz. Kendi evimizden başka. Merlin, The Wizard of Merlin. Değil mi? Öyle şeyler de var. Merlin'in yanındayız. Merlin bugünkü YouTube muhabbetlerinin konuğu. Nasılsın Merlin? Çok iyi. Biz de konuğuz aslında. Teşekkür ederim. Konukception var şu anda. Ben çok geldik. Aç mısınız? Biz konuğuz, sen aç konuşsun. Değiliz. Aç değiliz, doyduk. Aç değiliz, fena değil, idare ederiz. Laf kalabalığı doyurdu beni. Merlin nasılsın? Çok iyiyim. Bu aralar heyecanlıyım. Neyin heyecanı? Projeler hızlanıyor. İnşallah güzel şeyler gelecek. Kanal büyüyor. Onun heyecanı. Yemek işleri aynen. Emin adımlarla ilerliyorsun. Evet, öyle gözüküyor. Zor bir yol seçtin aslında kendine. Kurumsal hayatta çok başarılı. Ben beraber de çalışma şansına da eriştim Merlin'le. Bazen zor bir kadın kendisi. Bunun İngilizce kelimesi. Bunun İngilizce kelimesi başka bir kelime. Zor bir kadın ama işinde acayip işini ver yapsın yani ya arkanı dön. Neden zor? Sence insan neden seni zor bir kadın olarak görüyor? Sana kendi sor. Çünkü... Bu arada Merlin'in gerçekten adı Merlin. Hani insan... Kod adı falan değil hani yani. Benimki gibi yani. Nickname benimki gibi mesela Mustafa Kemal. O da... Onu da anlatayım neden. Evet. Söyle. Çünkü bu soru çok geliyor. Neden ismin Merlin? Hatta nickname'in mi? İşte Allah, hani kendini... Annen koyduğunu değil mi? Herkese zorla Merlin dedirtiyormuşum gibi. Ben tahmin edeyim şunu söyleyeyim. Nereli? Konuşturmadın kızı. Nerelisin diye soruyorlar. Konuşturmadın kızı. Bulgaristan göçmeniyim. 89 yılında ailemle beraber Türkiye'ye göç ettim. Merlin Bulgaristan göçmenleri arasında yani Bulgaristan'da yaşayan Türkler arasında kullanılan bir isim aslında. Yani Bulgar ismi değil çünkü benim Bulgar ismim de var o. Mesela Miglena. O da çok havalıymış Miglena, ya. Miglena, Rodoslava, Vasenov. Ne? Bir daha söyle adını, bir daha söyle. Sen Rus isimlerini bilirsin. Ben biliyordum. Ben bilmem lan. Hayatımda bir tane Rus'la konuşmuşum yok benim. Ya. Yemin ediyorum öyle bir şeyim yok yani. Miglena. Miglena, Rodoslava, Vasenova. Bu gerçekten senin adın mı yani? Bu... Bir dakika dur, Allah'ımı peygamberi seviyorsan. Sonra geri çekilirim. Konuşmadık ki. Konuşmuşluğum yok. Evet, sonra... Kendi hikayelerini benimkilerle... Karman çorman yapın. Ondan sonra... Bunları bilecek mi? Kendi hikayeleri biliyorsun. Bunları benim üzerime şey yapmaya çalışıyor. Gerçek ismim Merlin ama Bulgaristan'da ayrıca verilen Bulgar ismi Miglena Radoslavova Asenova. Diğer ikisi ne? Ben onu anladım. Soyadı. İki soy isim kullanılıyor Bulgaristan'da. Okay. Babanızın ismi, dedenizin ismi Bulgar isimleri. Sonuna da Ova kızı yani. Ova olunca kızı mı oluyor? Oğlu Ova kızı. Oo çok iyiymiş. Ova diyebilirim. Umutova olsa mesela kız olurmuş. Yani Şarapova mesela. Şarapova mesela. Şarap gibi kız demek değil mi? Şarap kızı. Peki. Özetle ismi Merlin çünkü Bulgaristan göçmeniyim ve orada kullanılan bir isim ve anlamı da gerçekten büyücü Merlin. Bildiğimiz kral. Şanlıyız. Kral Arthur'un büyücüsü Merlin. Peki oradaki Türkler neden i̇şte, o Merlin ismini veriyorlar? Onun kökü bulunmuş değil çünkü birbirlerinden duyarak koymuşlar benim anladığım. Çünkü benim tanıdığım çok Merlin var mesela. Öyle çok nadir ve de şey bir isim değil, anlam bilerek konulan da bir isim değil. Anladığım kadarıyla birbirinden duya bir deli birazcık... çıkmış, Merlin demiş, ondan sonra hepsi tıklı. Çok ne iyi güzel isim bence. Deyip... Şeyi anlatıyordun, neden
iş yerinde sana zor derler. Evet. İnsanlar. Derler bu arada değil mi? Derler. Evet. Kemal'le biz iki farklı şirketteyken değil mi? Birlikte çalıştık. Bir tanesinde ben ajanstaydım, bir tanesinde de yan yana çalıştık. Yani bir tanesinde daha da zor. Hem müşteriyken yani. Gerçi ben seninle çok birebir iş yapmadım müşteriyken sana ama. Çünkü ben biraz talepkar bir insanım galiba. Yani bir şey olsun, tam olsun, doğru olsun, zamanında olsun, kuralına göre olsun gibi böyle birazcık. Evet. Oğlum bunun bir silahları var, inanamazsın. Var. Mesela toplantı var, tamam, böyle sunum yapılacak, önemli bir sunum. Merlin'in bazı böyle o toplantıya onlarsız çıkmadığı şeyleri var. Uzun topuklu ayakkabısı, kırmızı ruju. Bunları Merlin savaş şeylerini taktıysa kaç. Savaş boyalarını süse kaç. O günkü havası, duruşu, konuşması falan inanılmaz yani. Aynen öyle. Allah'tan bizimle öyle. Ezer. Sırf bu yüzden parçalar. Kırmızı ruj kanal çekimlerine başlamadan önce soru işaretiydi zaten. Ben yemek tarifleri verirken de Merlin'in o hani savaş boyası yine kırmızı ruj süreyim mi diye sordum savaş ekibe. Savaş ekip gibiydi. Böyle bir baktı bana. Yani niye arkadaşlar hani kırmızı ruj benle bir bütün hani herkes beni böyle bilir falan. Hepsi böyle pembe güzel. Pembe güzel. Pembe güzel. O yüzden güzel. Yemek kanalında evet. Ama o konularda çok başarılı. Peki nasıl bir dönüş oldu? Niye kurumsaldan? Çünkü çok başarılı bir yerdeydin. İyi gidiyordu her şey biliyorum. İyi de para kazanıyordun. Falan maaşında bak işte bu doğru. Valla doğru bu arada. Gerçekten doğru. Peki, henüz daha 8 ayda. Neden bir şeyi yapmak noktasına nasıl? Nasıl kırıldı bu? Nasıl cesaret ettin? Şimdi aslında birkaç şey üst üste geldi diyebilirim. Ben 10 yıl boyunca kurumsal hayattaydım. Marka müdürü olarak iki büyük şirkette uzun yıllar çalıştım ve benim de çok sevdiğim bir işi yaptım. Yani marka yönetimi işini. Ama hani yaş birazcık 30'u geçtikten sonra 10 yıllık bir tecrübeyle zaten belli yerlere gelip belli şeylerden tatmin olduktan sonra bir noktada işte o kırılma noktası ben hayatımda neyle mutluyum ve neyi yapmak istiyorum noktası geldi. Orada yemek benim çok büyük tutkum ve çok enteresan kurumsala girdiğim ilk mülakatta bana şöyle bir soru sormuşlardı. Emeklilikte ne yapmayı hayal ediyorsun? Çok eski bu. İlk şirkete girmeden Ünilever'e girmeden önce. Ünilever'e bilmiyorum. Söyle, marka sıkıntı yok, devam. Ünilever'e girmeden önce Ünilever mülakatında emeklilikte ne yapmak istiyorsun diye bir soru vardı. Ve ben de o kadar hani tutkum var ki küçüklükten beri emekli olduğumda Sicilya Adası'nda denize bakan bir vadide kendi restoranımın şefi olmak istiyorum demiştim. Çok iyiymiş. Ve sonra yıllar sonra o bu... zamanlar yemek yapıyor muydun peki? Böyle evet. Sürekli yemek yapıyordum aynen. Çok severek yapıyorum. Yani öğrenciyken de çok sık yapardım ki genelde öğrenciler çok sevmezler yemek yapmayı. Sevin arkadaşlar yemek yapmak çok eğlenceli. Bu 10 sene sonra böyle bir ampul yandı ve yani neden ben bunu emeklilik hayali olarak düşünmüşüm ki hiç hani iş gibi görmemişim diye düşünüp kendi markamı kurmaya, bu sefer kendi markamı yönetmeye karar verdim ve Merlin Mutfak'ta yemek markasıyla şimdilik YouTube kanalında devam ediyorum. Bir yandan food styling yapıyorum, bir yandan yemek dergilerini yazıyorum. Yani yemekle ilgili her şeyi elimden geldiğince dokunmaya çalışıyorum. Peki bu yemekle alakalı şeyin birazcık aslında alaylısın ama eğitim de aldın değil mi? Onlar neler yaptın? Bir İtalya maceran var. Sicilya Adası'na gitti. Bir onları anlatsın istiyorum işte. Bir neler yaptın? Kurumsalı bırakmaya karar verdiğim zaman yemekle ilgili aslında okula gidip gitmeme tercihi arasındaydım. Ama yemek okulları bir kere Türkiye'de çok pahalı, özel okullar. Sıfırdan üniversiteye girip tekrar 4 yıl okumak gibi de bir niyetim yoktu. O yüzden birebir mutfağa girip kendim mutfakta deneyimleyerek, yaparak, yaşayarak öğrenmek istedim ve İtalyan mutfağı çünkü benim en sevdiğim mutfak. Sardunya Adası'na gidip gönüllü olarak bir mutfakta çalışmaya başladım. Orada bir ay kadar bir eğitim aldım. Ondan sonra buraya geldim. Burada bir İtalyan lokantasında Trattoria'da devam ettim. Trattoria ne demek? Trattoria İtalyan ev yemekleri yapan. Hatta Trattoria. Trattoria demek lazım. Evet yani esnaf. Trattoria. Trattoria. İtalyan ev yemekleri nasıl oluyor yani? Ne var içinde mesela? Makarna. Hayır şöyle aslında makarna ve pizza trattoriyalarda olmuyor. Türkiye'de talep İnce olduğu için. İnce kalman. Mamma mia bellissimo. Bellissimo erkek için kullanılır. Bellissimo demek istedim. Bellissoba demek istedim aslında.
Bizim yerel yemeklerimiz gibi düşünün. Onlarda da mesela yerel deniz mahsulleri ürünlerinin yapıldığı yemekler düşünebilirsiniz. Yerel bilmem, deniz mahsulü yani mesela ahtapot yahnisi atıyorum. Ama İtalyan ahtapotu yapacaksan yerel olsun. Yani. Sardunya'da İzmir ahtapotu yok. Buradan güzel ahtapot ama oraya gittiği zaman buradan Türkiye ahtapotu. Böyle böyle yüzüyor. Biz burada İtalyan mutfağını daha çok da pizza makarna biliyoruz ama aslında onların da aynen bizim mutfaklarımız. Neleri var? Evet. Bir sonraki bölümde incik yapın. Benim canım incik çekti. İncik. Ya çok severim. İlik mi? İlik. İlik olmaz. İncik gibi yemek derler. İlik gibi derler pardon. Sonra Almanya'da bir mutfakta devam ettim. Yine bir aylık. Nereye? Almanya. Almanya'da bir mutfakta. Bu sefer de işte vegan, vejetaryen yemekler. Wurst yaptınız mı? Wurst. Vegan, vejetaryen diyor. Wurst yaptık. Tamam belki soyadan yaptılar. Soya wurst. Sonra da geri dönüp Kemal'in de ısrarlarıyla ne yalan evet. söyleyeyim. Gerçek yani. Evet. Yalan değil. Gerçek. YouTube kanalı açmaya ve tarifleri, bildiklerimi burada paylaşmaya karar verdim. Harika. İyi gidiyor bence. Gayet keyifli. Ve bu kısa zamanda da birçok yemek dergisine de şey yaptın, yazıyorsun. Artı markalar da ilgilenmeye başladılar. Evet. Çünkü bu yemek dünyası şey gibi değil. Ne yapacağım ya? Sıkıldık muhabbetten. Bu yemek dünyası çünkü böyle makyaj kanalları gibi değil. Birazcık daha bu iş hakikaten ilgisi olan, yemek yapmayı seven insanların izlediği bir yer. Burası daha zor hedef kitleyi toplamak, bulmak evet. açısından. Yemekte en önemli şey tarif anlatırken sıkıcılıktan uzak ve ağız sulandıracak şekilde yapabilmek onu. Yani görsellik çok zengin olması gerekiyor ki hani çok çabuk tüketilebilir, doğru. izlemek anlamında çok çabuk tüketilebilir ve çok can çektiren çekimler ve yemekler yapmak gerekiyor. Basit, biz de öyle şeyler kolay yapılabilecek. Peki sen nasıl kolay. Yapıyorsun bunu sence? Şimdi biz kanalda 3 farklı seriyi şu an yayınlıyoruz. Bir anlatımlı tarifler dediğimiz her hafta başında. Normal ben anlatarak kendi deneyimlerimi paylaşıyorum, kendi hikayelerimi anlatıyorum ve orada birazcık daha izleyenlerle etkileşim kurmaya çalışıyorum. Bir şipşak tarifler diye çok sevdiğimiz bir video çeşidi var. Onların içerisinde ise tamamen 1,5 dakikalık çok hızlı 90 derecelik açılarla çok hızlı tüketilebilir lezzetli videolar birazcık çekiyoruz. Birazcık daha bu beyaz yakalılar ve öğrenciler için daha popüler ve bir erkekler daha çok evet. tüketiyor o tarz Hı-hı. videoları. Benim burada hedef kitlem şu an yani izleyici kitlemin çoğunu erkek. Çoğunluğu mu erkek? Çoğunluğu erkek. 55-45. Ooo güzel. Evet. Hedef kitle değiştirelim o zaman. Yanlış yapmışsın biz. Onu düzeltelim diye onu söyledim. Hayır zaten kadın kitlenin merak düzeyi çok yüksek sen ama bilmiyorum. Erkek kitleyi de evet. yakalamak o da avantaj. O geriyor, geliyor değil mi? Şu an bak bu burada duruyor ya. Resmen böyle hani şey elimde bir sopa varmış. Böyle yapıştırıyor. Peki sonra? Düşünerek evet. konuşuyoruz. Bir de yeni bir video serimiz var. Bunu çok heyecanlı ve severek yapıyoruz. Nasıl videoları? Bunlar çok çok kısa 30 saniyelik çok pratik ipuçları, mutfak ipuçları. İşte domatesin kabuğu nasıl kolay soyulur? Domatesin sapı nasıl kolay Ninja çıkar? Ninja kılıcıyla kesti biliyor musun? Ninja kılıcıyla ne kesti? Samuray kılıçlarım da var. Domates onunla kesti. Çok havalı. Aynen böyle 3 farklı çeşit video ile ilerliyoruz. Merli Mutfak'a kanalına aşağıdaki linklerden abone olabilirsiniz. Jackie ne yaptın ya? Ağda yapacaklar. En önemli yerde yaptın bile. Aşağıda ki linklerden abone olabilirsiniz. Aa, linki şuraya yani. Koyalım. O kadar da acımadı değil mi? Merlin Mutfak'ı takip edin. Çünkü gerçekten çok keyifli ve eğlenceli tarifler. Takip ediyorlardı zaten. Etmeyenler etsin mutlaka. etsin. Herkes şey takip var. Etsin. Kek kalıbında tavuk var. Onu sevdim. En sevdiğimiz. Bir de şifa çorbası. Benim en ilk üçe favori değil mi? Favori yemekler. Bugün soruları ben soracağım. Hayır aa. Biz soracağız. Ya bir iki soru sorsun. Jackie'ye soruyorum bunu. Jackie hayatında en utandığın an. Oo. Jackie benim karşımda bugün Jackie ile acayip uğraşıyor. Jackie anlat hadi en utandığın anı. Böyle düşün ben lise 3'üm. Benden birkaç yaş küçük bir kıza hatırlıyorum onu. Çıkma teklif etmeye çalışıyorum ama becerememiştim. Baya böyle American Pie'daki o çocuklar gibi bir halde olmuştum. Baya utanmıştım yani. Bu işi anladım becerdiğimi ya. Düşündüğüm bir arkadaşı dinlemiştim. Memo. İsim vermemeyeyim. Mali. Çok utanmıştım. Yani. Hala düşündüğümde utanıyorum. Patates ne? Kızla kötü artık görüşmüyorsun inşallah. Facebook'ta falan arkadaşın değil. Bulduk kızı. Bu kızı nedenle. Bulduk. Kızı bulduk. Şimdi kızı çağırıyoruz. Vallahi. Peki sana soruyorum Kemal. Sor. Bak ördek yaptı. Ördek bir kuyu yaptı. Hayatında ilk yaptığın yemek. Allah Allah. Bana sorduğun soruya bak. Herhalde senle uğraşıyorum bugün dedim. Ama böyle yumurta mumurta değil mi? Yemek yani. İlk yaptığın yemek. Yumurtayı saymayayım. Yumurta kıymalı bezelye. Oha. Kıymalı bezelye. Çok bayağı güzel pro. Yaparım bu arada. İlk yaptığım yemek oydu yani. Böyle İlk yaptığın yemek herhalde bir 30 yaşta falan yaptın yani bu kadar. Üniversite 1'de yaptım işte. Daha güzel mi yoksa daha zeki mi olmak isterdin? İkisi de var. Bak şimdi burada sana ilk fotoğrafımızı yapalım. İkisi de var. Ama hangisinden biraz daha bir şansın olsa? Daha zeki olmak isterdim tabii ki.
Neden? Aslında kıvrak zekaya çok hayran bir insanım. Ha. Hani böyle birisine bir şey söylersiniz anında cevap verir ya böyle çok kıvrak zekayla. O bende yok mesela ve bende hep sık sık şu olur. Birisi bir şey der. Bu yani bir sinirlendiğim bir an olabilir, üzüldüğüm bir an olabilir ve hiçbir şey diyemem, tepki veremem genelde. Ama hep isterim ki sonra düşünürsün. Şunu desem ne kadar iyi olurdu ya falan diye. O kıvrak zekaya çok özeniyorum mesela. Evet, bende de yoktu. Bunda vardı. Güzelmiş. Ölmeden önce en çok istediğin şey nedir? Ölmeden önce en çok yapmak istediğim şey ciddi anlamda plana aldığım ama ondan sonra bu işlere girdikten sonra bir kenara bıraktım. Klasik bir cevap olacak belki ama dünya turu. Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Ülke ülke gezip mutfaklarda çalışarak bir dünya turu yapmak istiyorum. Oha. Yani her ay bir ülkenin bir mutfağında bir yıl boyunca 12 aylık bir tur tamamlamak istiyorum. Ondan sonra da bunu dönüp kitap olarak yayınlamak istiyorum. Satın aldığın bugüne kadar en pahalı şey ne Meryem? Bir mutfak robotu var. Evet, mikser. Tezgah üstü mikser. Evet. O çok bakıyorum. Çok değerli bir şeydir. O da bana bakıyor, yani o kadar değerli ki. Bütün mutfak severler için çok değerli bir şeydir. O herhalde diye düşünüyorum. Mutfak robotu mutfak değil mi için satın aldığım en pahalı şey. Beyaz eşya saymıyorum ama. Çok havalı ama çok pahalı. Bakımlı metroseksüel erkekler hakkında ne düşünüyorsun Meryem? Ben çok beğeniyorum. Gerçekten mi? Evet, takdir ediyorum. Ben çok yakıştırıyorum erkeklere bakımlı olmayı. Metroseksüel olmayı gerçekten yakıştırıyorum. Bence yani Kemal saçına çok özen gösterir. Bu anlamda tam bir metroseksüel. Ben hiç göstermem. Yok çünkü az var. Bak metroseksüel oturuşu mesela. Keşke görebilsek şu an. Yok, ben hatta erkeklerin manikür pedikür yaptırması da taraftarıyım. Yani tabii bence ben metroseksüellikte sınır yok yani, gayet yakışıyor. Seviyorum. Peki A'da olmalılar mı sence? Hayır. A'da olmalılar mı erkekler? Şimdi hayır. Belli bir kas seviyede. Yaptı çatır çatır, burada kıllı mı kalsın mesela? Evet. Evet. Ben çatır çatır baklava var mı sevdiğim mesela? Sanki teşekkür biraz ediyorum ben. Sırt tarafında niye ayrım yapıyorsun? Olmaması. Sırt göbek ne farkı var ki? Tercihen. Ama hayır, bence doğal olsun yani. Onda yok ya. Son olarak en sevdiğin yemek nedir? Bu sorunun geleceğini biliyordum. Dün akşam epey bir düşündüm. Onun için senin yemeği davet ettim. Ayaklı böyle tavuk geliyormuş. İşte en sevdiğim yemek. İşte hayatınız ya. İşte tabakta böyle. Ya şöyle bir sorun var. Ben her şeyi seviyorum. En sevdiğim yemek maalesef böyle elim yok ama ben patatesli her şeyi çok seviyorum. Yani patates gnocchi. Benim en favori. Gnocchi'yi de çok seviyorum. Gnocchi ne gnocchi. O ne? Gnocchi. Söyleyeyim. Bir araştır İtalyan ya. Mutfağı. YouTube'da araştır. Gnocchi ne? Yedin sen bir kere mi? Bunun araştır içinde gnocchi derler. Öyle bir yemek mi var? Gnocchi. En sevmediğim şeyi söyleyeceğim. O Hindistan cevizi rendesinden hiç haz etmiyorum. Hindistan cevizi rendesi mi? Evet, böyle ben severim. Ben tatlıların üzerine koyarlar ya. Ben de anchoise hiç sevmem. Anchoise çok güzel. İtalyan mutfağının vazgeçilmesi. Mel Mutfak'ta hesabını Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Candy Crush'tan falan takip edebilirsiniz. Her yerde var. O kadar çok. O kadar. Candy Crush Mel Mutfak'ta Candy Crush slash Mel Mutfak'ta hesabından. Hep bir davet edin. Takip edin. Bizi de takip edin. Bizi de takip etsinler ya. Sokak röportajlarını Turkey Video Network Instagram'dan takip edin. Biri takip. Hoşçakalın. Bay bay. Anlatır mısın Deniz? Bana gerçekten. Bir dakika, anlatsana Deniz. Deniz'in çünkü kitabını benden çaldı. İşte aşk hayatın nasıl gidiyor canım? Deniz'den sorular. Ben konuk olmuyor aslında. Böyle mi diyor canım?